Çanakkale bölgesinde gözlenen ve akılda tutulması gereken enfeksiyon etkenleri toplantısı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin organizasyonuyla Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Çanakkale bölgesinde gözlenen ve akılda tutulması gereken enfeksiyon etkenleriyle ilgili bir toplantı düzenledik. Sonuçta ateşli hastalıkları olan pek çok bölümü ilgilendiren konuları konuşacağız. Kırım Kongo kanamalı ateşi, tuleremi, bruselloz gibi hayvanlardan, hayvansal ürünlerden özellikle insanlara bulaşan etkenler üzerinde konuşacağız. Konuşmayla ilgili olarak Edirne'den, Kocaeli'nden ve Ege Üniversitesi'nden hocalarımız aramızda. Onlar bizi bu konularda bilgilendirecekler. Toplantı yarım günlük bir toplantı. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin desteğiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın bir faaliyeti. Bugün öğleye kadar bu enfeksiyon etkenleri hakkında konuşacağız. Kistatik hakkında konuşacağız. Sorulan başka enfeksiyon etkenleri olursa ayrıcı tanıda düşünülebilecek onlar hakkında konuşmaya çalışacağız. İki oturumda gerçekleştirilen toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tamer Demir, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Aynur Karadenizli, konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk oturumla başladı. Sitoplazma dağılmaya başlamış olgun trofozoit dediğimiz ama Schüffner granülü bekleriz. Schüffner granüllerini göremedik ve çekirdekleri de belirgin değildi yine. Hani plazmodium vivax daha önce de tedavi görmüş ama tam da diyemiyoruz. Onun için diğer tanı yöntemlerini kullandık. Sonuçta bunun nedeninin de daha önce tedavi gördüğü için parazitin şekil değiştirmiş olduğunu düşündük ve bu nedenle de yayınlandı. Burada bir tane daha sıtma olgusundan bahsedeceğim. Kalaazar düşünülen bir olgu da bizden kemik iliği yayması sırasında yayması hazırlanmıştı. Bizden de konsültasyon istenmişti. O olguda da kemik iliğinde leishmanya ararken sıtma bulmuştuk. O da onlara ilginç gelmişti. Onun için hani bu tür olgularda tam kesin tanı koyamasak bile diğer tanı yöntemleriyle moleküler ve hızlı tanı testleriyle tanımızı doğrulayabiliyoruz. Aslında tuleremi'nin tarihi Anadolu'da başlıyor. Milattan önce 1320-1318 yıllarında Arzavan-Hitit savaşında biyolojik silah olarak kullanan bir etken. Ben bu Arzavan'ı yaşadığı bölgeyi araştırdığımda aslında bu Arzava bölgesi, Antalya bölgesi. Ve Antalya bölgesinde 3300 yıl sonra 1953'te o zamana kadarki en büyük tuleremi salgını meydana geliyor. Demek ki bu hastalık bir yere girince binlerce yıl geçse bile varlığını devam ettirdiği yönünde çok ilginç gelmişti bu bilgi bana. Tabii günümüzde 1906'da sincap ve tavşanlarda veba benzeri bir tablo olunca tekrar bilim dünyasının ilgisini çekiyor. Ve 1911-12'de McCoy ve Chapin ilk kez izole ederek bu etkenin, tuleremi etkeninin tanımı yapılıyor. Etken Bünyaviridae ailesi Nairovirüs grubuna ait, genellikle yalanma cinsi kenelerle taşınan bir virüs. İlk kez Batı Kırım'da 1944 yılında tanımlanmış. Bu haritada CDC'den aldığım dağılım şemasını gösteren bir harita. Hastalık 3 kıtada 56 ülkede gösterilmiş olup ülkemizde ilk kez 2002 yılında ortaya çıkmış. 2002-2017 yılları arasında da 10.562 olgu ve 501 de ölüm saptanmıştır. Bulaş yolları yine CDC'den aldığım bir harita, bir şema diyeyim. Enfekte kene tutunması, biremik hayvanların kan ve doku örneklerine temas. Enfekte hastaların kan ve doku örnekleriyle temas, anneden vertikal bulaş, laboratuvardan direkt temas olarak sıralanabilir. Virüs aslında çok da dayanıklı değil, çevre koşullarına hassas. Ultraviyole ile, sıcaklık ile, çamaşır suyu ve asit pH'da inaktive olur. Patogenezi oldukça karmaşık. Kısaca özetlemek gerekirse, virüs endotel hücresinden kenenin tutunmasıyla kana karıştıktan sonra monositler, makrofajlar, hepatositler,
adrenal hücrelerine gider, çeşitli sitokinlerin salınmasına neden olur. Bunun sonucunda da koagülasyon ve fibrinoliz peşi sıra tekrarlayarak distemin intravasküler koagülopati dik tablosu gerçekleşir. Klinikte kene tutulmasından en fazla 9 gün, enfekte kan doku teması sonrası 3-10 gün, en fazla 13 gün sonra nonspesifik viral grip benzeri bulgularla ateş, üşüme, titreme, kas ağrıları, bulantı, halsizlik, kusma, karın ağrısı gibi başlar. Son dönemde, ilerleyen dönemde kanama, şok, koma, çoklu organ yetersizliği ve maalesef ölüm gerçekleşir. Eğer iyileşme olacaksa da 9. 10. günlerde ateşin düşmesi ve kanamanın durması ile iyileşme gerçekleşir. Burada yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bir haritası. Son zamanlarda en fazla visceral leishmaniyazis ve en fazla şark çıbanı, kutanöz leishmaniyazis görülen ülkelerle ilgili bir liste yaptı Dünya Sağlık Teşkilatı. Ondan kaynaklanan bir harita. Aslında bütün tropik ve subtropik ülkelerde bu hastalık gözüküyor. Bu Güney Avrupa ülkelerinde de var, yani oldukça zengin ve gelişmiş Avrupa ülkelerinde de var. Kuzey Afrika ülkelerinde de var, Orta Doğu'da, Asya'da çok yaygın. Tabii ki Türkiye'mizde de var, Orta Afrika'da ve özellikle Güney Amerika'da, Orta Amerika'da ve hatta son yıllarda Kuzey Amerika'da da, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere görülen vakalar var. Şöyle de adlandırılır genellikle leishmaniyazis. Bu Avrupa Birliği ülkeleri daha gelişmiş olduğu için hani gelişmiş ülkelerde köpeklerin hastalığı, gelişmemiş ülkelerde de insanların hastalığı olarak da adlandırılan bir hastalık. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.